Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 3 Şubat 2018 Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. CHP'nin 36. olan büyük kurultayının ilk günü tartışmalı bir şekilde geride kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında 3 isimden sadece Muharrem İnce yeterli imzayı bularak aday olabildi. Kurultayda mükerrer imza tartışması da yaşandı. Özgürlükçü demokrasiyle taçlandırma kararındayız. Sürekli kandırılan bir iktidar var. Sürekli kandırılan iktidarın yanında da sürekli kaybeden bir muhalefet var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. olağan kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda toplandı. Kurultayın ana teması adalet ve cesaret oldu. Şahsıma gösterdiğiniz güven ve tevcih ettiğiniz onur için şükranlarımı sunuyorum. Uzun bekleyişlerin ardından kurultay salonuna gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partileri selamladı. Tartışmalı bir ilk günü geride bırakan kurultayın divan başkanlığını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen üstlendi. Kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına sadece Yalova Milletvekili Muharrem İnce Genel Başkan adayı olarak çıktı. Diğer aday adaylarından Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağoğlu adaylık için gerekli 127 imzayı bulamadı. Kürsüye ilk çıkan isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Türkiye'nin terör, ekonomi, eğitim ve dış politika sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, terör sorununu demokrasi yoluyla çözeceklerini belirtti. Sorunun çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Sorun demokrasi ve özgürlük bağlamında ele alınıp çözülmek zorundadır. Kılıçdaroğlu'nun ardından Muharrem İnce de delege ve partililere seslendi. Mevcut yönetimin birçok politikasını eleştiren İnce, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından MYK yönetimini sorumlu tuttu. Ben hayır oyu vereceğimi söyledim. Parti yöneticileri başta Sayın Genel Başkan olmak üzere anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dediler. Ve evet verdiler. Korku şuydu. HDP hayır diyor, biz de hayır dersek HDP ile bizi aynı kefeye koyarlar. Koysun, yani Kürtler doğruyu söylüyor olamaz mı? Konuşmaların ardından bir de mükerrer imza tartışması yaşandı. İnce'nin topladığı 165 delege imzasından 49'unun mükerrer, yani hem Kılıçdaroğlu hem de İnce için verildiği belirlendi. Bunun üzerine İnce'nin adaylığı düşme ihtimali ortaya çıktı. Ancak kurultay divanı delegelerle görüştü ve kriz aşıldı. İnce'den de mükerrer imza tartışmasına ilişkin ilk açıklama geldi. İnce, genel merkezdeki bazı yöneticilerin algı operasyonu için mükerrer imza tartışmasını ortaya çıkardığını iddia etti. Şimdi şöyle bir haber yaptıralım diyorlar. Aday olacak imzayı bulamayan adam seçimi nasıl kazanacak diye bir algı yaptırmaya çalışıyor. Bu bir algı operasyonu. Tabii sıcak gelişmeler var. CHP'nin adalet ve cesaret temalı 36. olağan kurultayı toplandı dedik. Gürkan Demir gün boyunca kurultayı yerinde takip etti. Gürkan, haberimizi ekrana getirdik ama haberimizde yer almayan başka detaylar var mı? Kurultayda yaşanan başka sıcak gelişmeler var mı ve yeni genel başkan saat kaçta belli olacak? Murat Şahin, hemen şuradan başlayalım. Az önce yine salon hareketlilik yaşandı salonda. Genel Başkan adaylarında Muharrem İnce için az önceki haberimizde de vardı mükerrer oy tartışması. Bu kapsamda oyların mükerrer olduğuna ilişkin iddiaya dair Muharrem İnce bunun bir algı operasyonu olduğunu, kendisinin kazanacağını salonda anlaşıldığını ve genel merkezden bazı yöneticilerin harekete geçerek bu süreci, imza sürecini, mükerrer imzalarının ortaya çıkartıldığını ve algı olarak yaymaya başladıklarını ifade etmişti. İşte o açıklamaya ilişkin Muharrem İnce az önce bir açıklama daha yaptı. Bu kez bu açıklamayı, ilk açıklamasını kurultay salonunun koridorlarında yapmıştı. Son açıklamasını ise sahneye çıkarak yaptı bu mükerrer oy tartışmasına ilişkin ve sahnede bir anda bir kalabalık oluştu. Muharrem İnce orada da delegelere hitap etti, partilere hitap etti ve yine algı operasyonu olduğu iddiasını ve vurgusunu
devam ettirdi. Kendisinin genel başkan seçileceğinin bir kez daha ifade etti Muharrem İnce ve hemen kürsüden iner inmez de salonun dört bir köşesini gezdi Muharrem İnce. Bu tartışmalar eşliğinde, bu tartışmalar devam ederken hem partilileri selamladı yeniden, hem de delegeleri selamladı, onlarla konuştu ve de ifade ettiğimiz gibi salonun dört bir noktasına da ulaştı Muharrem İnce. Salona bir tabiri caizse hakimiyet kurmaya çalıştığını, bu çerçevede hareket ettiğini ifade edebiliriz. Şu dakikalarda da bu hareketlilik devam ediyor. Tabii Muharrem İnce bu mükerrer oy tartışması ilk ortaya çıktığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir talimat geldi kulislere, oradaki şeye, kurultay salonuna yansımıştı. Kılıçdaroğlu, benden bir kısım imzayı Muharrem İnce'ye kaydırın ve İnce'nin aday olmasını sağlayın şeklinde bir talimatı olduğu ifade edildi Kılıçdaroğlu. Ancak Muharrem İnce buna da itiraz etti. Ben kimsenin lütfuna ihtiyacım yok çünkü benim yeterli sayıda delegem var. Eğer şu an o 49 mükerrer o imzası tartışmasıyla imzaları çıkarırsanız ben 15 dakika içerisinde yine gerekli olan 127 imzaya hayli hayli ulaşırım, delege bulabilirim şeklinde açıklama yaptı. Aynı zamanda Muharrem İnce'yi kim genel başkan adayı olarak görmek istiyor diye kurultay salonuna sorun, delegeler delege kartlarını havaya kaldırsınlar ve bunu bir kez de orada beyan etmiş olsunlar şeklinde ifade kullandı Muharrem İnce. Şu dakikalarda da bu mükerrer oy tartışması devam ediyor. Ancak son bir, şöyle de bir bilgi var, onu da paylaşalım. Yayından hemen önce akşam kurultay devam ederken saat 2 gibi hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Muharrem İnce'nin adaylığı kesinleştiği ifade edilmişti. İşte bu kesinleştiği açıklandıktan sonra mükerrer oy tartışması yaşandı ve hala da bu tartışma devam ederken az önce yeni bir bilgi daha paylaştı Kurultay Divanı'nı yöneten Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin adaylığının kesinleştiğini bir kez daha, ikinci kez söylediğini ifade edebiliriz. Peki gün içerisinde kurultay salonunda neler vardı, neler dikkat çekiyordu? Onları da haberimize tabii koyamadık. Onlardan da bahsetmek gerekirse, birincisi kurultay salonu sağ ve sol olmak üzere sahneye göre bir yanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarları, bir diğer yanda da Muharrem İnce taraftarları şeklinde adeta partililer ikiye ayrılmış vaziyetteydi. Salonda bu şekilde kurulmuşlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarının bulunduğu yerde çok nadir sloganlar atılıyordu. Ancak İnce cephesinin, İnce taraftarlarının bulunduğu noktada çok sık sloganlar atılıyordu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı çok sık atılıyordu. Hak, hukuk, adalet sloganı çok sık atılıyordu. Ve İnce Başkan, İnce Başkan, İnce Başkan sloganları da benzer şekilde sık sık tekrarlanıyor ve atılıyordu. Şunu da bir dipnot olarak paylaşalım. Mustafa Kemal'in askerleri sloganına ilişkin İstanbul'da yeni seçilen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir tartışma vardı. Mustafa Kemal'in askerleri sloganına Canan Kaftancıoğlu karşı çıkıyor ve tepki gösterdi diye ortaya çıkmıştı. Canan Kaftancıoğlu gün içerisinde sabah kurultay salonuna girdiği zaman o da bütün partilileri önce spor salonunun tam ortasında selamlamaya başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu, az önce tarif ettiğim taraftarların bulunduğu noktaya geldiğinde Canan Kaftancıoğlu çok güzel alkışlarla, ıslıklarla karşılandı. Güzel tepkiler aldı. Ancak İnce tarafına, İnce taraftarlarının bulunduğu bölgeye geçtikten sonra o bölgeye geçer geçmez de Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla karşılaştı Canan Kaftancıoğlu. Bunu da bir dipnot olarak düşmüş olalım. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradaki havaya göre oradaki bütün değerlendirmeler, partililerle yaptığımız konuşmada ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşması her hafta salı günü grup toplantılarında yaptığı bir havada, yaptığı bir tavırla geçtiği ifade ediliyor. Ona benzetiliyor. Bir kurultay havasından çok salı günü yapılan grup toplantısına benzetiliyor. Bir iki istisnalı konuşmasının noktasının yanı sıra çok fazla Kılıçdaroğlu'nun alkışlanmadığını da ifade edebiliriz. Ancak Muharrem İnce delegeler değil, taraftarlardan, partililerden çok sık alkış aldı Muharrem İnce. Delegeler sadece İnce'yi izlemekle yetindiğini ifade edebiliriz. Bu da şöyle bir yorum yapılmasına neden oldu kurultay salonunda. Muharrem İnce evet partili tabanında bir karşılık buluyor. Ancak bu karşılığın delegeler tarafından sandığa yansıtılmayacağı şeklinde yoruma da neden olduğunu ifade edebiliriz.
yönetim çevreleri listenin, yani genel merkezin listesinin delilmesine karşılık delegelerden blok listeyle bu kurultayın düzenlenmesine ilişkin otel otel gezerek, bir gün öncesinden gelen delegeleri ziyaret ederek blok liste yapılmasını istemişlerdi. Ancak delegelerden istedikleri karşılığı bulamayan genel merkez yöneticileri çarşaf listeyle bu kurultayın yapılması yönünde karar verildiğini ifade edebiliriz. Ankara Spor Salonu'nda sen de az önce ifade ettin, adalet ve cesaret sloganıyla, ana temasıyla yürütülen bu kurultayda tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da dört bir köşede posterinin olduğunu ve yanında sloganlar olduğunu ifade edebiliriz. Yine bu kapsamda Enis Berberoğlu'nun parti meclisinin onur üyesi olmasına yönelik bir önerge verildi ve Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne tutukluyken parti meclisi onur üyesi olduğunu ifade edebiliriz. Yine Enis Berberoğlu için bir imza kampanyası başlatıldı salonda. O da Enis Berberoğlu'na özgürlük sloganıyla başlatıldı. Salonda da imzalar toplanmaya başlandı bu kapsamda. Bunu da dipnot olarak ifade edebiliriz. Yine kurultayda bir konsept değişikliği vardı. O konsept değişikliği yapıldı. Delegeler salonun ortasına oturdu. Gazeteciler ise tam tribün platformuna yerleştirildi. Tam sahnenin karşı konumuna yerleştirildiğini ifade edebiliriz. Yine ifade ettiğimiz gibi CHP yönetimi Türkiye'nin içinden geçtiği kritik süreci ve şehitleri dikkate alarak kurultayda coşku ve heyecana katmak için hazırlanan folklor ve müzik etkinliklerini bu kapsamda iptal etti. Bu bilgiyi paylaşalım. Yine kurultay için özel olarak hazırlanan özel şarkıyı da aynı nedenle de kullanmadıkları yine kurultayda izlenimler arasında olduğunu ifade edebiliriz. Öte yandan haberimizde de vardı zaten, genel başkanlığa aday adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal'la Ömer Faruk Eminağoğlu yeterli imzayı toplayamadılar. Onları kurultay salonunda da gözlerimiz çok aradı, ancak göremediğimizi de ifade edebiliriz. Kurultay salonunun hangi noktasında olduklarını da inanın kurultay salonundayken bile göremedik. Bu şekilde bu atmosferde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı devam ediyor. Şu dakikalarda da gerginlik sürüyor. Saat 9'da genel başkan seçim için sandığa gidilecek. Yani saat 21'de sandık başına gidilecek. Yaklaşık 2 saatlik bir oy kullanma süresi olacak. 11'de 23'te sandıklar kapatılacak. Ardından da sayıma geçilecek. Yani gece saat 1-2 gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanını da öğrenmiş olacağız. Kurultay yarın da devam edecek. Yarın da evet, parti meclisi üyeleriyle diğer yetkililer seçilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün için bu notları aktarmak mümkün Murat Şahin. Gürkan, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Sevgili seyirciler, Afrin'de başta Amerika olmak üzere Batı destekli terör örgütlerine karşı önemli başarılara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi sürüyor. Bülbül'de temizlik faaliyetini sürdüren Mehmetçik, terör örgütünün ofisindeki Öcalan posterlerini indirdi. Ofiste bulunan Amerikan bayrağı ise PKK-Amerika işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa'ya Bufeylun ve Bülbül'den sonra darmıkıda alan Türk ordusu Afrin harekatını kararlılıkla sürdürüyor. Arkamda görmüş olduğunuz dağ Darmık Dağı. Darmık Dağı'nın tepesinden Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a ve Hatay'a kadar, güneyindense Halep, Afrin ve Aziz'e kadar bütün bölgeyi görmek mümkün. Bu dağın güneyinden, doğusundan ve batısından Mehmetçik doruklara tırmandı ve Türk bayrağını bugün tepeye dikti. Bu görüntülerse Bülbül'de terör örgütünün kullandığı bir ofisten. Burası Bülbül, bizim PKK işimiz yok diyenlere bak. Bak baba başkanım. Duvarlardaki Abdullah Öcalan posteri, sözde Kürdistan haritaları indirildi. Baksan burası neresi? Bülbül, girilmez dedikleri yer. PKK-PYD'yi silahlandıran Amerika'nın bayrağı da vardı ofiste. Bizim PKK ile işimiz yok diyenler abi. Evet, bunlar PKK ile olan ilişkisini ispatıdır. Bak bakalım dergilerine. Şeyi gel bayrağı indirelim. Moral motivasyonu çok yüksek olan askerler PKK-PYD'den arındırılan bölgelerde temizlik faaliyeti yürütüyor. El yapımı patlayıcı ve mayınlar bulunarak imha ediliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. gününde şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897'ye yükseldi. Bir Mehmetçiğimiz ise terör örgütüyle girilen sıcak çatışmada şehit oldu.
Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyhoroz bölgesinde harekata katılan bir tankımız teröristlerin hedefi oldu. Bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. Sınır hattında konuşlu fırtına obüsleri ve çoklu roket atarlar karadan, Türk jetleri ise havadan terör hedeflerini vurdu. Örgüte ait önemli 15 nokta Türk savaş uçakları tarafından imha edildi. Bir sıcak bilgi de paylaşalım sevgili seyirciler. Şeyhoroz bölgesine hava harekatı düzenlendi. Saat 17.52 itibariyle bölgede teröristlere ait olduğu belirlenen ve teyit edilen hedefler vuruldu. O hedefler sığınak, barınak ve silah mevzileriydi. Tekrar edelim, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeyhoroz bölgesinde terör örgütüne ait hedeflerin hava harekatlarıyla imha edildiği bilgisini paylaştı. Terör operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan PKK, Kilis'te karakola tank savarlı saldırı düzenledi. Bir askerimiz şehit oldu. PKK'lılar Suriye sınırındaki İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu'na tank savarlarla saldırdı. Olay saat 14 sıralarında yaşandı. Karakolda ikisi ağır olmak üzere 6 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bir asker şehit oldu. PKK saldırısının ardından terör mevzileri vuruldu. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Afrin'de kan kaybeden terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör örgütü Suriye'nin Türkiye sınırındaki Aziz ilçesine füzeli saldırı düzenledi. Pazar yerine ve evlere isabet eden füzeler yüzünden çok sayıda kişi yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatıyla Suriye'nin kuzeyinde sıkışan PKK-PYD sivilleri hedef aldı. Terör örgütünün Afrin'deki mevzilerinden Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesine 7 füze atıldı. Bir füze Azez'in pazar yerine düştü. Diğer füzeler ise evlere isabet etti. Saldırıda biri ağır, 9 sivil yaralandı. İlçede büyük panik yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Füzelerin düştüğü evler harabeye döndü. Yollar ve pazar yerinde de büyük hasar oluştu. Uydu üzerinden kontrol edilebilen ilk milli insansız hava savunma aracı sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ANKAS-E'ler, Türk ordusunun terörle mücadelede en büyük silahlarından biri olacak. Uydu aracılığıyla kontrol edilebiliyor, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş yapabiliyor. Bu insansız hava aracı sisteminin adı ANKAS-E. Türkiye'nin milli ve yerli insansız hava aracı test uçuşlarını başarıyla tamamladı. İki insansız hava aracı ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. ANKAS-E'ler Türk Havacılık Sanayi tarafından geliştirildi. Uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKAS-E sistemi, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na stratejik güç katacak ANKAS-E, aynı anda 6 hava aracını uydu üzerinden kontrol edebilecek. Bilgi ve veri güvenliği en üst düzeye çıkarılan ANKAS-E'de tüm haberleşme sistemleri donanımsal milli kriptolamayla koruma altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede eli ayağı olacak ANKAS-E, tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır. Kırıkkale'de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda çalışan işçiler Afrin operasyona destek için fazla mesai uygulaması başlattı. Milli mühimmat üreten işçiler cephe gerisi bize emanet diyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını her zaman biz zamanında, her an istediğinde karşılamak için burada görev yapıyoruz. Bütün arkadaşlar ellerine gayreti gösteriyorlar. Türk ordusu PKK'yı milli mühimmatlarla vuruyor. Hedefler şaşmıyor. Yerin altı üstü bombalanıyor. Bizler de burada saha gerisinde, cephe gerisinde çalışmalara devam ediyoruz. İşte o mühimmatlardan bazıları Kırıkkale'deki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda üretiliyor. Burada Afrin Operasyonu'nda kullanılan malzemelerden mühimmatlar bizim emeğimiz olan bir şeyler, arkadaşların yaptığı. Yani bunlar işte uçakların attığı, obüslerin attığı bütün mühimmatlar bu fabrikada üretilmekte. Afrin Operasyonu'nda sığınak delici mühimmatla 40 kilometre menzilli obüs mermisi yoğun olarak kullanılıyor. Bu mühimmatları yapan işçiler askerlere destek olmak için mesailerini uzattı. Biz ne yapabiliriz diye kendi kendimize sorular sorduk. Düşünürken böyle bir fikir çıktı ortaya. İşçiler her gün bir saat fazla çalışıyor. Biz ne yapabiliriz diye düşündüğünde üretimi hızlandırmak, ihtiyaçları zamanından önce verebilmek için her gün bir saat fazla çalışmayı ücret almadan böyle bir kampanya başlattılar. Bir yandan elleri işliyor, diğer yandan Mehmetçik için daha fazla ne yapabiliriz onu düşünüyorlar. Gece gündüz 24 saat çalışıyoruz şu anda. Herhangi bir ihtiyacı hissettirmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'na PKK-YPG atkılarıyla katılan Alman vekillere tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ni sessiz kalmakla eleştiren Erdoğan, o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz ifadelerini kullandı. Bugüne kadar Avrupa'da terör örgütünü besleyen ülkeler var. Terör örgütünü ayakta tutan ülkeler var. Bitlis'te konuştu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Avrupa Parlamentosu'na PKK-PYD atkılarıyla katılan Alman Yeşiller Partisi vekillerini sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Birliği Parlamentosu toplantısında bir grup milletvekilleri, parlamenterler boyunlarına paçavralar bağlamışlar. Ya bu Avrupa Birliği ne menem kuruluştur ya? Bir taraftan PKK'yı terör örgütü olarak tanıyacaksın, öbür taraftan terör örgütünün paçavralarını boynuna takıp parlamentoya girenlere buyur diyeceksin. Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Parlamentosu'nu bu görüntülere sessiz kaldığı için eleştirdi. Biz de şimdi sizleri uyarıyoruz. Bak, bunları uyarmadan eğer siz kenara köşeye sıkıştırmazsanız bilesiniz ki Türkiye sizi uyarmaya devam edecek. Siz terör örgütleriyle el ele kol kola olduğunuz sürece bilesiniz ki biz sizi uyarmaya devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı Erdoğan'ın hedefinde. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin. Erdoğan tüm tepkilere rağmen Türkiye'nin Afrin harekatını ve terörle mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım ise Afrin operasyonunun bölge ülkelerinin egemenliğinin güvencesi olduğunu söyledi. Terör tehdidi yok edilene kadar harekatın süreceğini belirten Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletinin yok edilmesi harekatıdır, dedi. Zeytin Dalı Harekatı terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır. Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadelenin Türkiye'nin bütünlüğüne hedef alan tehdit ortadan kaldırılmadan sona ermeyeceğini söyledi. Tekirdağ'da partisinin il kongresinde konuşan Yıldırım, Afrin harekatının bölge ülkelerinin bağımsızlığı için yapıldığını belirtti. Bu harekat komşular için özgürlük demek. Bu harekat bütün insanlığın vicdanı demek. Ama hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp burada yaptığımız harekata gölge düşürmeye çalışanlara
müsamaha göstermeyiz. Amerika'nın Türkiye'nin sınırları boyunca terör örgütünü silahlandırdığına dikkat çeken başbakan, terör devleti kurma girişiminin engelleneceğinin altını çizdi. Zeytin Dalı Harekatı emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekatıdır. Afrin'den sonraki hedef Manbij. Hükümet sözcüsü Bekir Bozda, PKK-PYD'nin yığınak yaptığı Manbij için Amerika'yı uyardı. Manbij teröristlerden temizlenmezse biz girip temizleyeceğiz dedi. Amerika ve Türkiye Manbij'de karşı karşıya gelebilir. Amerika'nın kara gücü PKK-PYD, Türk ordusu Afrin'de ilerlerken Manbij'e yığınak yapmayı sürdürüyor. Tahkimatı ise Amerika aracılığıyla sağlıyor. Türkiye, Amerika ile krize neden olan Manbij'i terör örgütünden temizlemekte kararlı. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika'yı Manbij'den çekilmeleri konusunda bir kez daha uyardı. Manbij'i teröristlerden arındırmazlarsa, oradaki teröristleri oradan çıkartmazlarsa veya teröristler çekilmezse biz Manbij'e de gireceğiz ve orayı da teröristlerden temizleyeceğiz. Milliyet gazetesine konuşan Bozdağ, Türkiye'nin sınır güvenliği sağlamak konusunda her şeye hazırlıklı olduğunu vurguladı. Çünkü bu Türkiye için varoluşsal meseledir, bir beka meselesidir. Herkesin bu terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'yi anlaması ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ve beka konusundaki yaklaşımını dikkate alması gerekir. Kimse bu konuda bizi iknaya uğraşmasın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi Afrin'i işgalci söylemleriyle hedef alanlara yanıt verdi. Çavuşoğlu, Afrin'in harekatı sadece Türkiye'nin değil Suriye'nin sınır güvenliği için yapılıyor diyerek eleştirilere tepki gösterdi. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Afrin harekatına yönelik eleştirilere Ankara tepkili. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu El Cezire'nin sorularını yanıtladı. İşgal nitelemesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurguladı. Bölge ve ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini Türkiye'den daha fazla destekleyen bir ülke yok. Soçi ve Astana'daki beyan ve ortak bildirilere bakarsanız bunu görürsünüz. Biz ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünden yanayız. Özellikle terörle mücadelemiz başta olmak üzere çifte standardı her yerde görüyoruz diyen Çavuşoğlu, Amerika ile güven problemi yaşandığını belirtti. Washington'un 3 tırlık silah yardımını hatırlattı. Dışişleri Bakanı Suriye'de siyasi çözüm ve terörle mücadele olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin Rusya ile birlikte çalıştığını da söyledi. Türk Tabipleri Birliği'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamaya tepkiler sürüyor. Çok sayıda tabip odası TTB bizi temsil etmiyor diyerek açıklamaya karşı çıktı. TTB'ye tepki gösteren isimlerden biri de Aydın'da görev yapan Profesör Doktor Ali Rıza Odabaşı oldu. Açıklama ortadadır, basittir, nettir, tarihseldir. Hekimler her şart ve her koşulda savaşa karşı olur. Öncelikle ben bir hekim olarak ve Vatan Partisi Aydın İl Yönetim Kurulu üyesi olarak bu açıklamayı ve bu talebe katılmadığımı ve kınadığımı ifade etmek isterim. Türk Tabipler Birliği'nin Afrin operasyonuna karşı yaptığı bu açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Tıbbiyeli Hikmet'in geleneğinden gelen bir hekim olarak bu bildiriye katılmadığımı ve bu talebi, Türk Tabipler Birliği'nin barış talebini reddettiğimi ifade etmek isterim. Tabip odalarına üye hekimler peş peşe açıklama yaptı. Türkiye Tabipler Birliği Başkanı'nın yayınladığı bildiriyi kabul etmedi. Hekimler tersi açıklama yaparak Türk ordusunun yanında olduklarını söyledi. Yani orada İki tane Mehmetçiğin yarasını sarsam, bir kanama durdursam, bir hayat kurtarsam benim için inanılmaz bir mutluluk olur bu. Profesör Doktor Ali Rıza Odabaşı ulusal kanala konuştu. Bu savaşın vatan bütünlüğü için verildiğini söyledi. Türk Tabipler Birliği'nin savaşa hayır, barış hemen şimdi dediği aslında savaş,
Türkiye Cumhuriyeti ile Türk ordusuyla milleti el ele YPG'ye ve PKK'ya karşı verdiği bir savaştır. Aslında bu savaş Amerika'nın yöneticilerinin açık sözde ifade ettikleri gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizi kan ve gözyaşına boğdukları, kullandıkları YPG ve PKK'nın eliyle yürütülmektedir. Bildiriye şiddetle karşı çıkan profesör, Türkiye Tabipler Birliği yöneticilerinin içbirliği bozmaya çalıştığını vurguladı. Aslında kısmen içi boşaltılmış süslü sözlerin arkasına saklayarak Türk ordusunun milletiyle birlikte Amerikan emperyalizmine karşı verdiğimiz bu mazlum ve haklı savaşımızı milletimizin iç birliğini bozacak nitelikte bir bildiriyle tamamlamışlardır. Odabaşı Afrin'deki operasyonu bu sözlerle değerlendirdi. Bugün de yine Batı Asya'da Amerikan emperyalizminin bu saldırısına karşı Türkiye milletiyle, ordusuyla birlikte bu savaştan muzaffer, galip bir şekilde çıkacak ve bölge ülkelerinin de desteğiyle iç barışımızı, dış barışımızı gerçekten sağlayacak bir savaştır. 3 Şubat Aydın halkı için özel bir gün. Çünkü Atatürk 3 Şubat 1931'de trenle Aydın'a gitmiş, tören istemediği halde Aydınlılar Büyük Önder'i büyük sevgi gösterileriyle karşılamıştı. Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 87. yıl dönümü törenlerle kutlandı. İlk tören Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda oldu. Anıta Aydın Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Aydın tren garındaki kutlamalara geçildi. Temsili olarak Atatürk'ü taşıyan tren istasyonda alkışlarla karşılandı. Efe kıyafetli öğrencilerin taşıdığı Atatürk resmi ve Türk bayrağı vali yardımcısı Aslan'a teslim edildi. Zeybek gösterilerinin ardından başarılı sporculara ödülleri verildi. Aydın'daki etkinlikler bununla da sınırlı kalmadı. Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi de bir konferans düzenledi. Konferansta yardımcı doçent doktor Günver Güneş konuştu. Dostlar, Yunan'ın bıraktığı Aydın böyleydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün milletinin ayağına giderek. Kapatılan askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 71. hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbete cumhuriyetçi hekimler de katıldı. Ordu millet el ele, kan bağımsız Türkiye. Askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 71 hafta geride kaldı. Askerin en güvendiği doktor, kendi katasında, kendi birliğinde görev yapan, sırtına silahını alan, yanına ilk yardım çantasını alan o doktordur. Eylemin öncüsü Hıdır Okka, Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi. 150 bin hekim ve 1 milyona yakın sağlık çalışanı Türk ordusunun arkasındadır dedi. Türk milleti, Türk halkı hekimiyle, aydınıyla Türk ordusunun arkasındadır. Türk ordusunun arkasında olmayanlar bir avuç Amerikan uşaklarıdır ve PKK yandaşlarıdır. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Okka, Türkiye'nin Afrin operasyonuna da değindi. Ve 3 tane Afrin'de dağları tepeleri dağıtmış, düşmanı Amerika'nın kullandığı kara gücüm dediği PKK'yı ve onun uşaklarını dağlara, taşlara, inlere gömmüştür. GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması için mücadele veren cumhuriyetçi hekimler de meydanlardaydı. GATA askeri hekim ve hemşire yetiştirme sistemiyle harekatın ve eğitimin bütünlüğü prensibiyle Genelkurmay'a bağlansın. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbete vatanseverler soğuk dinlemeden eyleme katıldı. Bir cumartesi. Askeri okulların açılması için başlatılan mücadele okullar açılana kadar devam edecek. Türkiye'nin birliği, Batı Asya birliği. İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik geniş kapsamlı operasyon yapıldı. Eylem hazırlığında oldukları belirlenen 77'si yabancı uyruklu 82 örgüt üyesi gözaltına alındı. Yatır ya.
Terör örgütlerine yönelik operasyon sınır içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine giden ve kentte eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen IŞİD'lilerin yakalanması için dev bir operasyon yapıldı. 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 77'si yabancı uyruklu 82 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi, emniyetteki işlemleri ise sürüyor. İthalat krizine çözüm arayışları sürüyor. Bu kapsamda yeni bir destek paketi yolda. Çiftçiye 100 bin lira değerinde düve ve yem desteği yapılması öngörülüyor. Kırsalda kalkınma olmadan biz şehirde kalkınmayı sağlayamayız. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı nedeniyle İzmir'de bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bergama ve Dikili'yi ziyaret etti. İthalatı sona erdireceklerini söyleyen Fakıbaba, üreticiye 100 bin liralık kredi vereceklerini söyledi. 100 bin liralık bir kredi çıkaracağız. 100 bin lira ve 0 faizli olacak. Burada tarım kredi önemli bir rol oynayacak. Ve bu 100 bin liralık 7 yıllık vadeli olacak, 2 yıl ödemesiz olacak, 5 yıl vadesi olacak. Tarım Bakanlığı 100 bin lirayı çiftçiye doğrudan değil düve ve yem olarak verecek. Düveyi alacağız, size vereceğiz. Ve 100 bin liralık, 80 bin liralık düve alacağız, 20 bin liralığı da yem ayıracağız. Ve para vermeyeceğiz size. Para karşılığında sadece düve vereceğiz. Fakıbaba, Bergama'daki Türkiye'nin en büyük domates serasında da incelemeler yaptı. Çin pazarının önemini vurguladı. Özellikle Çin'le ilgili çalışmalar var. Yani bence ihracatımız artacaktır, inancım o ben. Yakın zamanda Çin'le ilgili bir... Yani kirazla ilgili çok iyi gelişmelerimiz var. Ve zaten inşallah Çin pazarına girdiğimiz takdirde domatesle ilgili de görüşmeler devam ediyor. Çin pazarına girdiğimizde İnanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacak. Meclise verilen yeni kanun tasarısında pek çok alanı ilgilendiren düzenlemeler mevcut. Elektrikli otomobillere de motorlu taşıtlar vergisi getirilmesi düzenlemelerden sadece biri. Yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren kanun tasarısı elektrikli otomobilleri de ilgilendiriyor. Elektrikli araçlarda benzinli veya dizel araçlarla aynı vergi uygulamasına tabi tutulacak. Dünyada satışları giderek artan elektrikli otomobiller için Türkiye'de vergi uygulanacak. Kanun tasarısına göre elektrikli otomobillere artık motorlu taşıtlar vergisi uygulanacak. Elektrikli otomobillerin güç kaynakları batarya olduğu için bugüne kadar motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmazken kanunla bu durum değişti. Meclise sevk edilen kanun tasarısına göre elektrik motorlu, otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin %25'i oranında vergilendirilmesine karar verildi. Örneğin eğer benzinli bir aracın motorlu taşıtlar vergisi 3000 liraysa aynı fiyattaki elektrikli otomobili motorlu taşıtlar vergisi de 750 lira olacak. Kış mevsimi kurak geçiyor. Bu da riskleri beraberinde getiriyor. Öyle ki mevsimin kurak geçmesi traktör ve ekipman satışını da etkiledi. Ekonomik sorunlar, girdi maliyetlerinin yüksekliği, güvenlik riskleri derken kış mevsiminin kurak geçmesi traktör satışlarını olumsuz etkiledi. Yağışların gelmeyişi çiftçi olduğu kadar Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip traktör ve ekipman sektörünü de endişelendirdi. 2018 işte bir ayı tamamen bir ayı geride bıraktık. Sektör olarak gerçekten pazarın gerilediğini düşündüm. Yani satışların gerilediğini gerek kendi gerekse ekiplerimizin yaptığı satışlardan hissettiğimiz bir dönem. TÜMOSAN Genel Müdür Yardımcısı Serhun Olgun, pazarın yılın ilk ayına, geçen yılın aynı dönemine göre gerilemeyle girdiğini söyledi. Özellikle şu andaki mevsim koşullarında geciken yağışlar, özellikle kar yağışının acaba ilerleyen dönemde gelip gelmeyeceğinin de bir
belirsizliği var çiftçinin üzerine. Çünkü bu saatten sonra gelecek yoğun kar yağışı olsun, yoğun soğuklar olsun belli bir seviyeye gelmiş ürünlere bu sefer olumsuz etkisi olacak. Yani öyle tahmin ediyoruz ki Mart sonlarına doğru yani klasik işte hani eskilerin işte zemberi kışıdır, şudur, budur dediğimiz onların bitmesini beklemeden çiftçi psikolojik olarak rahat etmeyecek. Ve ne olursa olsun Mart sonlarına doğru kadar zannediyorum alımlarını her yönde biraz erteleyecek gibi gözüküyor bizim öngörümüz bu doğrultuda. Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta da kuraklık olayı çiftçilerde endişe yaratıyor. İklimle alakalı değişikliklerin bizim de gözümüzü korkuttuğunu ifade edebiliriz dedi. Dünya Kanser Günü olan 4 Şubat'ta kansere yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile Türkiye Spor Yazarları Derneği bu yıl etkinliğin sloganını "Yapabiliriz, yapabilirim" olarak açıkladı. Ve değerli olduğunu. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve ortak kuruluşlar birlikte kampanya düzenliyor. Milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan kansere karşı toplumsal bilinç tüm dünyada arttırılmaya çalışılıyor. Dünyada her sene 14 milyon kişi kansere yakalanıyor. Türkiye'de 175 bin kişi her sene kansere yakalanıyor. Doğrusu bu. Başına gelmeyenler bu işten haberdar ve olmayıp böyle bir şey yok farz ediyorlar ama her an herkesin başına gelebilir. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği ile birlikte organize edilecek olan Dünya Kanser Günü etkinlik takvimi açıklandı. Yani diyeceksiniz ki Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin burada ne işi var? Bu işin içinde biraz spor da var. Kanser bugün anlaşılan o ki fiziksel aktiviteyle biraz daha önlenebilir durumda. Yani bir bağırsak kanserini, bir meme kanserini, bunun gibi bir prostat kanserini ancak spor yaparak aza indirmek mümkün. Etkinlikte Dünya Kanser Günü'nün öneminden bahsedildi. Bu sadece bizim sorunumuz, sadece hasta olanın sorunu değil. Bu aslında tüm toplumun, hatta tüm insanlığın sorunu. Etkinliğin bu seneki sloganı ise "Yapabiliriz, yapabilirim" olarak belirlendi. Yapabiliriz, yapabilirim'den bahsetmemizin temel nedeni şu. Bizler bireysel olarak kendi hayatımızla ilgili verecek olduğumuz kendi yaşam tarzımız ve kendi sağlıklığımızla ilgili verecek olduğumuz kararlarla kendi hayatımızı değiştirebiliriz. Bu kesin. İzmir oyuncakların tarihsel gelişimine ışık tutan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Koleksiyoner Üzeyir Ertemiş'in yıllardır biriktirdiği oyuncaklar ziyaretçileri çocukluklarına götürüyor. Koleksiyoner Üzeyir Ertemiş'in yıllardır biriktirdiği oyuncaklar oyuncak sergisiyle bir araya getirildi. İzmir, oyuncakların tarihsel gelişimine ışık tutan muhteşem bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide plastikten ahşaba, süper kahramanlardan oyun konsollarına kadar geçmiş yıllara ait binlerce oyuncak yer alıyor. Sergi her yaştan ziyaretçisini zamanda yolculuğa çıkarırken günümüzün tablet ve bilgisayarlarına meydan okuyor. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki oyuncak sergisi 16 Şubat'a kadar her yaştan ziyaretçiyi bekliyor. Yeşilçam'ın bitirim zekisi Zeki Keskin tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 73 yaşındaki Keskin'in naaşı memleketi Sivas'ta toprağa verilecek. Fabrikanın Gülü, Kara Yılan, Kasımpaşalı Recep gibi filmlerde bitirim Zeki rolüyle tanıdık onu. 90 santimetre boyundaki bitirim Zeki, Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarındandı. Sivas'ta dünyaya gelen Zeki Keskin, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Keskin, tedavisi sürerken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bitirim Zeki, Yılmaz Güney, Nuri Sesi Güzel, Ahmet Mekin gibi sanatçılarla da kamera karşısına geçmişti. 73 yaşında hayata veda eden Keskin, ölmeden önce 2 metrekarelik büfede hem yaşıyor hem satış yapıp geçimini sağlıyordu. Allah rahmet eylesin. Böylece ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.